Orgazm maskemizi de çıkarttıktan sonra hızlı bir şekilde konuya girebiliriz. Şok şok şok. İnce işlerde teknikler ve taktikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki konumuz orgazma ya da çoklu orgazma nasıl ulaşırsın? Gördüğünüz gibi tahtamız hazır. Emojilerimiz tek tek çizildi. Hocam tarafından bir brokoliye benzeyen burada beynimiz var. Çünkü orgazm beyinle ilgili. Pisikası var burada soru işaretimiz var. Bunlara geleceğim. Bir de tatlış bir kalbimiz var. Bu hocamın kalbinden kopmuş bir kalp. Neden? Çünkü kadınlarla ilgili bu bölümümüz. Çünkü orgazm erkeğin arayıp da bulamadığı değil, kadının bir türlü bulamadığı ve ulaşamadığı bir şey. Niye? Çünkü birinci adıma geliyoruz. Orgazm nedir? Tam olarak bilmiyoruz. Bu bizim okullarımızda öğretilmiyor. Belki tarihten ve coğrafyadan çok daha önemli bir ders ama bize öğretilen şeyler ki onlar da çok geçmişte kaldı. İşte orkid nasıl kullanılır? Tampon nedir? İşte efendime söyleyeyim prezervatif nedir? Nasıl kullanılır gibi çok aslında yüzeysel şeyler. Aslında orgazmın ne olduğunu bilmek, orgazma ulaşabilmenin ilk adımıdır. Bunu pek çok farklı şekillerde kadınlar ifade ediyorlar. Ilık bir suyun içerisinde yıkanmak, bir nehrin içerisine girmek ya da bir yanardağ patlaması gibi diye ifadeler var. Herkes kendi ifadesini yaşayabilir. Önemli olan orgazmın ne olduğuna dair bir araştırma cesareti göstermek. Şimdi orgazmın ne olduğunu sizin kendiniz keşfetmeniz gerekiyor. Ama keşfetmeye başlamadan yani üçüncü adıma geçmeden önce kafanıza şunu koymanız lazım. Seksle ilgili ve orgazmla ilgili yanlış bilinen bir şey var. Eğer ki bir seks sırasında erkek tatmin olmazsa kadın başarısız sayılır. Eğer bir seks sırasında kadın tatmin olmazsa gene kadın başarısız sayılır. Sorun hiçbir zaman sende değil. Hiçbir erkek bir kadını ağzıyla kuş tutsa ki bu yatakta yapılması çok hoş bir şey değil bence kuş tutmaya gerek yok ama kuş tutsa dahi bir kadın kadını kadın orgazmın ne olduğunu bilmiyorsa ve ulaşmak hakkında beynindeki ağırlıklardan arınmadıysa orgazma ulaştıramaz. Bir kadının orgazma ulaşabilmesinin ilk yolu orgazmın ne olduğunu bilmesi ve ikincisi de sorunun kendinde olmadığını itiraf etmesidir. Yani eğer sorunun sende olmadığını, orgazmın aslında senin ulaşman gereken ve senin ulaşabileceğin bir şey olduğunu bilirsen ve ulaşamadığında bunun senin suçun olmadığını kabul edersen o zaman orgazm olmaya bir adım yaklaşmışsın demektir. Orgazmın ne olduğunu bil, kendince bir tanımı olsun araştır, merak et ve ikincisi eğer orgazm olamıyorsan suç asla sende değildir. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Kendini tanı bir kadının orgazm olabilmesi için önce kendini tanıması, ondan sonra da kendini tatmin edebiliyor olması gerekir. Bunun da yolu mastürbasyondan gelir. Bugün ayıp olarak adlandırılsa bile eski çağlarda insanların ağrılarını dindirmek için insanlara pelvik masaj adı altında doktorlar gerçekten mastürbasyon yaparlarmış. Ağrı kesici özelliği var. Gerçekten stres dindirici ve depresyonu önleyici özelliği var. Sağlığınıza çok faydalı, asla ayıp bir şey değil. Bir kere önce beyninizdeki şu ayıp, sorun bende şeylerini bitiriyor olmanız lazım ve ondan sonra da kendinizi tatmine getiriyor olmanız gerekir. Mastürbasyonla vücudunu tanımak ve mastürbasyonla kendini orgazma getirebilmek seks sırasında da orgazmın birinci ve en önemli koşuludur. Kendi kendine orgazma getirebilen bir kadın her türlü bir sekste kendini orgazma getirebilir. Hatta işin içerisine erkek girdiğinde sorunlar çıkıyor. Neden? Çünkü heteroseksüel erkeklerin %95'i seks sırasında orgazma ulaştıklarını söylüyorlar. Heteroseksüel kadınların sadece %62'si yani erkekle birlikte birlikte olan kadınların sadece %62'si orgazma ulaşabildiklerini söylüyorlar. Ama kadın kadına bunu yaptıkları zaman yani lezbiyen ilişki kuran kadınlarsa %94 oranında da orgazma ulaştıklarını söylüyorlar. Yani aslında içeriye erkek girdiğinde hafif hafif problemler çıkmaya başlıyor. O yüzden konu erkekle ilgili değil. Erkek boşalamıyorsa kendi ayıbıdır. Eğer ki kadın boşalamıyorsa kendi ayıbı ya da sorunu filan değildir. Kendini yeterince tanımıyor anlamına gelir. Şimdi kendimizi tanıdık. Orgazm nedir öğrendik. Sorun bizde değil anladık. Kendimizi tatmin edebiliyoruz. Şimdi Tatmin sırasında insanların en çok şikayet ettiği ve en çok korktuğu şey kasılmalar. Kasılmalardan korkmamanız gerekir. Kasılmaların ne olduğunu tahmin edemezsiniz. Çünkü bunu bilim dünyası dahi vücutta o anda kasılan yüzlerce kasın hangisinin kasıldığını daha bugün 2019 yılında bile tespit edebilmiş değil. O yüzden kasılmalar sizin orgazmanız için gereklidir ama bunu kontrol etmiyor ya da bundan korkmuyor olmanız gerekir. Kendinizi kasılmaların o güzel, patlayan, yükselen ve giderek artan ve daha sonra ılık bir suyun içerisinde sizi bırakacak haline terk edebilirsiniz. Şimdi gelelim 5. klitoris. Klitoris 3 nokta. Aslında tek bir noktadır ama hocam devam eden bir eylem olduğu için burada 3 noktayı uygun görmüş. Buradaki 3 noktadan en önemlisi ve en ortadaki olan bunları pelvik yanaklar olarak düşünürsek. Doğru mu hocam? <laughs> Klitoris Yunanca bir sözcük ve ilahi olana açılan kapı anlamına geliyor. Yani düşünün Yunanlılar orgazmı nasıl adlandırmışlar antik çağlarda. Biz bugün ayıp olarak adlandırıyoruz. Asla değil. Ama şunu söyleyebilirim ki orgazma giden yol kesinlikle penetrasyon değil. Porno filmlerde gördüğünüz şeyleri unutun. Kadınların sadece %15'i sadece penetrasyonla orgazma ulaşabildiklerini söylüyorlar. Yani klitorisi uyarmadan orgazma ulaşabilme ihtimaliniz onda birdir arkadaşlar. Klitoris uyarılmadan orgazma ulaşmak mümkün değildir. O yüzden vücudunuzu tanırken ve mastürbasyon yaparken tabii ki klitorisi de tanıyor olmanız gerekir. Klitoris tam olarak pelvik yanakların tam ortasında vajinanın hemen üstünde bulunan elinizle göbeğinizin biraz altına indirdiğinizde ulaşabileceğiniz çok hassas bütün sinirlerin neredeyse toplandığı bir bölgedir. Zaten elinizle oraya ulaştığınızda klitoris olduğunu anlarsınız. Şimdi gelelim PC kasına. Bu bizim personal computer filan değil. Aksine perineal cisim adı verilen pelvik kasların yer aldığı tam olarak aslında klitorisin yan kısımlarında, vajinanın dış kısımlarında bulunan, yanaklarda bulunan ve bacakların iç kısmına kadar ilerleyen kasların toplandığı bölgedir. Bu kasları nasıl geliştirebileceğinizi çoklu orgazm veya erken boşalma bölümünde hem erkekler için de faydalıdır, kadınlar için de çoklu orgazm için faydalıdır anlattım. Ama sıkıp bırakma tekniği ya da geisha topları gibi şeylerle bu kaslarınızı geliştirebilirsiniz. PC kaslarınızı geliştirirsiniz. Sadece orgazma ulaşmakla kalmazsınız. Aynı zamanda çoklu orgazmı da keşfetme şansı yakalarsınız. Şimdi gelelim yedinci yere. Grafenberg noktası. Ernst Grafenberg 1950'lerde bir jinekolog. Kendisi G noktası. G noktası ya da ne derseniz onun mucidi. Deli bir kuyuya taş atmış ama bin akıllı çıkartamamış çünkü G noktasının nerede olduğunu kimse bulamadığı gibi böyle bir noktaya bastığınız anda orgazm olacak diye bir tuşta hayal etmeyin kafanızda. Yani ben G noktasını dokunurum ondan sonra da buradan arka arkaya bütün tuşlara basmış gibi orgazmlar gelir gibi bir şey kesinlikle mümkün değil. G noktasına değil bütün vücuda odaklanmanız gerekir. Çünkü orgazm Orgazm tek bir bölgeden ya da tek bir sinirsel bölgeden değil. Aslında bütün vücudun aynı anda tahrik olmasından ve bunun yığılarak ilerleyen bir sürece dönüşmesinden, bir ritimden, bir danstan ancak orgazma ulaşabilir. Yani bir kadının orgazma ulaşabilmesi için onun içerisinde adeta bir kar topu gibi yığılarak ilerlemesi ve vücudun her yeriyle yani göğüste, dudakla, sesle, konuşmayla ve vücudun sadece erojen bölgesi değil, erojen bölgelerin yakın yerlerinin dahi tahrik ediliyor olması sizin tarafınızdan ya da partnerinizin tarafından orgazma ulaşmanın Tek yoldur. Tek bir tuşla orgazma ulaşamazsınız. Ve gelelim sonuncuya. Birini bulmadan çoğunu bulamazsınız. Önce orgazmın vücudunuza nasıl bir şey olduğunu öğretmeniz gerekir. Bütün bu aşamaları geçtikten sonra orgazmın ne olduğunu, nasıl ulaştığınızı ve sizin vücudunuzda nasıl etkiler yarattığını yeterince gözlemledikten sonra ancak çoklusuna ulaşabilirsiniz. Yani bir tanesini bulamadan çoğuna erişemezsiniz. Her seferinde bir adım. Bu işler, ince işler, sevgiler. Ayrıca takip edip paylaşmayı da unutmayın. Hala etmiyorlar mı? Bilmiyorum. Etmeyen varsa biz de onları orgazma ulaştırmıyoruz. Hoşçakalın sevgiler. Öyle ne kadar hızlı bitti aman da çok çabuk bitti diye üzülme bu araştırmalar bana Glidden'dan geliyor hemen açıklama bölümüne linkini bıraktım gir bak forumlarında ilginç yazılar var merak ediyorsan istiyorsan yol bize destek ol sevgiler